Merhaba arkadaşlar, ben sinema sakini Berkant. Tanıyabildiğiniz mi bilmiyorum. Azıcık değişik oldu suratımda. Cem Yılmaz'ın merakla beklenen yeni filmi İftarlık Gazoz. Bu incelemede biraz değişik bir yöntem uygulayacağım. Çünkü çok sorular var akılda. İlk önce onları cevaplayarak başlayacağım. Şimdi filmde Cem Yılmaz olunca ister istemez insanlar şey yapıyor. Lan komedi filmi mi bu? Bu sorunun cevabı komedi filmi değil. Öyle bir beklentiniz olmasa hani gülmeye gidelim diye bir beklentiniz olmasın. Komedi bir filmi değil. Diğer işte Gora, Arok. İkinci soru da şu. Ya dondurmam kaymağa çok benziyor ya. Ulan fragmanı neydi öyle? Dondurmayı almışlar, gazozu koymuşlar. Kesinlikle değil. Dondurmam kaymak. Burada iftarlık gazoz buralarda. Ayrı filmler yani. Üçüncü soru. Şahan'ın filmi mi daha iyi olacak, Cem Yılmaz'ın filmi mi? Ben de hatta bunu karşılaştırmasını yapmıştım fragmanları izleyip. Ama fragmanlarda hani komedi filmiymiş gibi konuştum ben onun için. Şimdi tekrar konuşalım. Şahan'ın filmiyle Cem Yılmaz'ın oynadığı film başka, bambaşka. Şahan'ın filmiyle kıyaslanabilecek bir film değil bu. Daha çok hani bunun eşdeğeri nasıldır? Hani babam ve oğlum belki biraz onunla karşılaştırılabilir. Hani dondurmam kaymak tamam var biraz lanet olsun benziyor. Çünkü coğrafya benzer. Bir şeyler satıyorlar dondurma gibi arabayla. Tamam var benzerlik. Dondurmam kaymakla babam ve oğlumu böyle biraz harmanlamışsınız gibi düşünün. O tarz bir film bu. Bu son artık soru değil bu ama Cem Yılmaz başrol değil burada. Berat Efe Parlar adındaki kardeşimiz başrol bu filmde. Ve bu kardeşimiz Türk sinemasında son zamanlarda izlediğim en iyi oyunculuklardan birini gösterdi. Yani çocuk, genç klasmanda. Hani dizilerde öyle çocuk starlar var. Genç starlar var. Onlarla kıyaslanamaz bile. Dört dörtlük bir oyunculuk. Helal olsun kardeşim ya. İzliyorsan, denk gelirsen bu videoya seni bizzat buradan tebrik etmek isterim. Sadece bu kardeşimizin oyunculuğunu izlemek için bile gidilir bu filme. Filmin konusu biraz hassas. Filmin konusu hakkında, hani işlediği şeyler hakkında elbet bir yerlerde şu an tartışma çıkmıştır bile. 1980'ler Türkiye'sinde geçiyor, 70'ler 80'lerde. O zamanlar işte sosyalistler, komünistler, üniversiteler karışık falan filan. Başrolümüz var bu küçük kardeşimiz. Onun gözünden Türkiye'nin o zamanki böyle karışıklığını o kadar böyle hani çocuğun gözünden görüyoruz ki sabahları Kur'an kursuna gidiyor çocuk. Akşamları da ailesi tütün bahçesinde çalışıyor. Onların sorunlarına da değiniliyor bu arada tütün işçilerinin o zaman çektiği çileler. İşte bu tarlanın sahibinin oğluyla takılıyor. Genel o ona abilik ediyor. Köyden tarlaya falan götürüyor onu. Çocuk üniversite mezunu, ODTÜ'de okumuş ve komünist. Ona işte roman veriyor. Al artık bak büyüdün, ilkokuldan mezun oldun, bunu oku. İştir, emektir. Ona böyle sürekli anlatıyor. Yani çocuğu düşünün. Sabah böyle Kur'an kursuna gidiyor. Akşam komünist abisiyle takılıyor. Bir yandan da Cem Yılmaz'ın yanına çırak olarak giriyor. Gazozcu oluyor. Tam da Ramazan ayında geçiyor film. Fragmanını zaten izlediyseniz görmüşsünüzdür. Hani çocuk oruç tutsam mı tutmasam mı bir yandan işte komünist düşünceler bir yandan tarla tezek. Çocuğun etrafında o kadar değişken var ki diyor ki ben lanet olsun diyor oruç tutacağım diyor. Arkadaşları falan dalga geçiyor. Sen nereye tutacaksın oruç? Küçücük çocuksun. Ondan sonra bu da gaza geliyor. Oruç tutmaya başlıyor ve oruç tutarken bu şimdi söylediğim düşünceler sürekli aklımdan geçiyor. Cami hocasının söyledikleri, bir komünist abisinin söyledikleri, bir annesinin babasının söyledikleri. Çocuk kafasıyla o imtihanın içinde kalıyor. Yani son zamanlarda izlediğim olmuş nadir Türk filmlerinden bir tanesiydi. Gerçekten sizlere de gidip izlemenizi tavsiye ederim. Şunu da söylemek lazım. Cem Yılmaz var bu filmde. O inanılmaz bir etken tabii ki insanların filme gitmesinde. Zaten fragmanda da bol bol kullanmışlar onu. Ama gerçekten Cem Yılmaz'ın oyunculuğu bu karakteri öyle güzel oynamış ki yani daha 2 ay önce başka bir filmde izledik başka bir karakter şimdi böyle bambaşka bir karakter üretebiliyorken bir karaktere saplanıp da ondan 2-3 tane film yapmak Cem abiden çok daha fazla karakter istiyoruz biz yani ondan yeter ki o göstersin bize oyunculuğunu biz izleyelim yani gerçekten takdir edilesi mükemmel bir oyunculuğu var ama filmde tabii ki sıkıntılı bölümler de var bazı oyunculuklar çok tiyatral kalmış ben rol kesiyorum İşte bak keseceğim, hayır falan filan. Böyle biraz ucu kaçmış abartı oyunculuklar vardı. Onlar biraz göze battı. Bir de Türk filmlerinde bazen böyle oyunlar yapıyorlar. Filmin son anında böyle insanı çok duygusal yerinden vurup böyle ağlata ağlata bitiriyorlar. Ve filmden çıktıktan sonra ay kız ne ağladık öyle ne güzel filmdi
kafasına ulaştırdıkları zaman insanları sağda solda şöyle anlatıyorlar. Üf, nasıl ağladık var ya, çok güzel filmdi. Belki ağlamasa o kadar güzel film olduğunu düşünmeyecek insan. Hani son anda o duygusal vuruş yapıp ağlayıp çıkıyorsun ya. Ulan be, ne filmdi be. Çok etkiledi beni. Bu filmde de biraz böyle son zamanlarda duygusalın böyle şeyini kaçırdılar biraz. Ucunu kaçırdılar. Hani duygusal üstüne duygusal, duygusal üstüne duygusal. Yani filmin son 15 dakikası falan mesela 5 dakikaya indirilebilirdi. O duygusal anlar çok uzadı böyle. Diyorum ki artık herhalde bu son sahne olması lazım. Bir duygusal darbe. Ondan sonra başka bir sahne. Aa, diyorum bitmemiş. Ondan sonra bir duygusal darbe daha. Ondan sonra biraz daha bekliyorum. Herhalde bu sondur diyorsun. Hayda, bir tane daha. Evet, benim bu filmle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Daha çok yeni izledim filmi. Şimdi birazdan Trakya'ya gideceğim, yola çıkacağım. O yüzden biraz sıkıştırmışım gibi hissettim kendimi. Umarım bir şeyler unutmamışımdır söylemeyi. Sizler izlediyseniz bu filmi neler düşünüyorsunuz? Yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz, sohbet edelim. Benim bu filme puanım 10 üzerinden 6 oldu. Türk filmi skalasına bakarsak, Türk filmleriyle karşılaştırırsak yani bu filmin puanı 7'ye 8'e bile çıkabilir. Türk sineması için bence güzel bir film sayılabilir. Ve ben kesinlikle tavsiye ediyorum ya. Hani, evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.